olacak. Yani içi malzemesi bol olacak. Yani biraz ıslak olması lazım, anlatabiliyor muyum? Yani sulu olması lazım içinin. Pidenin tam kapatılması lazım. Konuşamıyorum şu an, ne kötü ya. Yazılı mı versin hocam? Yazın. Bak ama tam kapatıyoruz. Havanayı uzunca. Ve incecik hamurdan kapatıyoruz, tamam mı? Ha. Fırınımıza sürüyoruz, nar gibi kızarıyor. Çıktığında ne sürüyoruz üstüne? Tereyağı. Tereyağı. Nasıl tereyağı? Beyaz, taze tereyağı. Bolca. Bolca. Ama o şöyle yapamaz onlar. Şöyle hocam, onu tavada köpürtecekler. Tavada, orada bir yerde köpürtecekler. O cazır cazır böyle kaynayacak, anladın mı? Böyle köpürecek. Sonra oraya, sakince oraya getirecekler. Artık oraya neyle sürerler bilmiyorum yani. Bizim zamanımızda tavşan ayağı vardı. Şimdi ne var bilmiyorum. Yani uygun bir şeyle, aparatla, efendim, şimdi silikon falan şeyler var değil mi? Ulan ne olaylar var işte. Ne günlere geldik ya. Efendim, Aslı dayanamayıp çıktı yutkunluk. Güzel hala yağlayacak. Anlatabildim mi? Bu ayrı. Lahmacunda da efendime söyleyeyim, sosisli. Sosisli. Sosisi ince 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 kıyacak. Biber de koyacak ayrı ayrı. Domates de koyacak. Tamam mı? Bu sosisli olacak. Bir nevi efendim İtalyan pizzası gibi olmuş olacak. Evet. Lahmacun sosisli. Hatta salam da doğrayabilir aralarına hafif. Tamam mı? Bu bir. İki, acılı kıymalı. Acılı, domates biberi de. Bu şekilde. Bunun acılı ve acısızlarını düşün. O şekilde. Yani öbürü İtalyan pizza havasında oluyor. Anladın mı? Bir kısmını da göbeğine de yumurtayı kırsınlar yani. Burada hedef ben miyim bileyim yani. yalnız sosisli ve salamlı lahmacun, şimdi burada kaç kişiyiz arkadaşlar? Yaklaşık 20 kişiyizdir. Evet. 20. 40 tane yapılması lazım. Bu yani sosisli salam lahmacun düğünün en az 40 yapılması lazım. Tamam mı? Bak ne koyuyoruz, bir daha sayıyorum. Salam. Sosis. Yeşil biber. Domates. Ve bir kısmının üstüne yumurta kırıyoruz. Bunları da küçük küçük böyle çay kaşığına ya tatlı kaşığına tereyağı korsak içine, anladın mı canım benim? Yumuşadır yani. Hani küne. Aman Allah'ım ya, şimdiden böyle beni bir kriz tuttu ya. Artık gereğini yapın. Tabi peynir pide, pideyi söylememe gerek yok. O ayrı mesele, o zaten yapılacaktır. Peynir pide şart. Ya peynir lahmacun. Tamam mı? O da öyle. Tebrik ederim. Hadi selam. İnşallah. Ya işte garibanlar aşağıda bakıyor. Allah'ım ya, insan vicdanı uzak. 20 tane de aşağıdakileri yaptım. Ben selam. İnşallah. İşte yani insan vicdanına rahat edemiyor. Evet, dinliyorum.